Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle Koç burcunu 2022'de nelerin beklediğini konuşacağız. Acaba kariyeriniz nasıl olacak? İş hayatınız nasıl olacak? Para kazanabilecek misiniz? Peki ya aşk? Bunlara bakacağız hep birlikte. Ama lütfen öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi Koç burcuyla devam ediyoruz. Venüs retrosu biliyorsunuzdur astrolojiyle ilgilenenleriniz. Venüs retrosu Oğlak burcunda devam etmekte Ocak ayı boyunca. Oğlak burcundaki bu retro yani geri dönüş hareketi sizi kariyerinizde biraz zorlayabilir ve kariyerinizi sekteye uğratabilir gibi gözüküyor. İstediğiniz ilerlemeleri sağlayamıyor olabilirsiniz. Bir takım iş başvurularında bulunuyor olabilirsiniz ancak bu başvurulardan yeterli gerekli sonucu alamıyor olabilirsiniz. Ancak bunlar Ocak sonu itibariyle daha fazla düzene girecektir. Ancak Merkür de 14 Ocak'tan itibaren Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla bir takım projeleriniz varsa, sosyal içerikli projeler olabilir bunlar, grup projeleri olabilir. Bunlar konusunda çok fazla destek göremeyebilirsiniz. Bir takım anlaşmazlıklar olabilir, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla Ocak ayı boyunca aynı zamanda buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra Şubat boyunca hem Venüs'ün hem de Mars'ın Oğlak burcunda olmasıyla birlikte kariyer alanınız oldukça canlanıyor. Şans sizden yana olacak kariyerde, ona şüphe yok. Ancak üstlerinizle ve arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla tartışmamaya dikkat etmeniz önemli. Şimdi bu senenin en önemli olayları tabii ki Jüpiter'in burç değiştirerek Balık burcuna geçmesi ve 11 Mayıs'a kadar Jüpiter şans, bolluk, bereket gezegeni Balık burcunda kalacak. Balık burcundaki bu seyri Jüpiter'in sizi spiritüel konularda, ruhsal konularda oldukça geliştirecek, sizin bir açılıma gitmenizi sağlayacak. Ancak biraz da içe dönebilirsiniz bu dönemde ve kendinizle baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz. Yoga, meditasyon, nefes çalışması gibi yöntemleri bu dönemde sizler için tavsiye ederim. Ondan sonrası çok güzel çünkü niye? Jüpiter sizin burcunuza geçiyor 11 Mayıs'tan itibaren. Bu da şans kapılarının ardına kadar açılabileceği, kendi şansınızı kendinizin yaratabileceği, size yol gösterecek, destek olacak insanlarla tanışabileceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir zaman dilimi olacağı anlamına geliyor. Bu nedir? Kasım'a kadar. Çünkü Kasım'da Jüpiter tekrar Balık burcunda olacak. Bunu da aklınızda tutmanızda yarar var. Satürn'e gelecek olursak, 2021 yılında da Satürn Kova'daydı. 2022'de de Satürn Kova'da olacak. Satürn'ün Kova'da olmasıyla birlikte artık geleceğe yönelik hayallerinizle ilgili ayaklarınızı yere sağlam basmanız gereken etkiler alıyor olacaksınız. Bir şeyleri istediğim zaman yaparım, nasılsa vakit var diyemeyeceğiniz bir döneme girdiniz. Satürn sizden gerçekten bu hedeflerinizi gerçekleştirmeniz yönünde somut adımlar isteyecektir. Ayrıca arkadaş gruplarınız değişebilir. Farklı arkadaşlar, farklı bir çevre edinebilirsiniz bu sene boyunca. Şimdi 2022'nin önemli gökyüzü olaylarına bakacak olursak Akrep ve Boğa aksında Güneş ve Ay tutulmalarının olduğunu görüyoruz. Özellikle 30 Nisan'daki Güneş tutulması Boğa burcunda olacak ve bu tutulma sizin için önemli. Neden önemli? Çünkü sizin para evinizde olacak. Para evi yani sizin maddiyatla alakalı olan işlerinizle alakalı. Dolayısıyla sizin finansal durumunuzu nasıl kontrol edeceğiniz, yeteneklerinizi nasıl maddi kazanıma çevirebileceğiniz, kendi değerinizi diğer insanlara nasıl gösterebileceğiniz konularında epey kafa patlatacağınız gözüküyor bu 30 Nisan'daki tutulmayı takip eden haftalarda ve aylarda. Daha sonra 16 Mayıs'ta bir Akrep burcunda bir ay tutulması var. Bu ruhsal anlamda biraz krizlere açık bir tutulma açıkçası koçlar için. Koçlar dolayısıyla biraz duygusal olarak sarsıcı deneyimlere açık olabilirler bu dönem boyunca, 16 Mayıs takip eden süreç boyunca. Zaten 25 Ekim ve 8 Kasım'da da yine aynı burçlarda güneş ve ay tutulmaları meydana geliyor. Dolayısıyla bu yılın temaları kendini bu şekilde gösteriyor olacak koçlar için. Çok güzel bir 2022 yıl dilerim.